Ana şimdi halatını toy halaları bolardı hazır, evvelleri bolardı. Hazır üylerde toylar bugün vakti diye, mesela hani ki kemeye düşkendir canlı bir diyen hadis var ki, üyde içeğe akırat içerdi, vakti oturgende arak verilmeydi. Bazı birileri derdi ki, üyde içeğe ki günah. Bitti, yok, ona kalmış kavulü de ki, yalnız ki günah kırk olasın. Yok, o Allah'la oturup tükürdü onlar. Bakın bu meydir. Şu kan diye olardı. O şey kavulü de ki, hem var günah kırk olardı mı? Yok ki, fakat o şey üyde içeğe gider olardı mı? Şunda. Agar bilib turgan bo'lsa, hammasi gunohkor bo'ladi. Ammo uyda ichidagilar bilgan yo'q. Ularning xonasida ichilayotgan yo'q. Ularning xonasi shu narsa bo'layotgan yo'q. U bilmadi, ham yo'qda ichilgan yo'q, bunaqa narsa qo'yilmadi deb tasavvur qilyapti. O'zlar duosini qilib ketyapti. Bilmadi. Bunga gunoh bo'lmaydi. Ammo bilib turib aytilgandek, bizning xonamizda yo'q u, hovlida ichyapti. O'zlari javobini beradi desa, bu ham gunohkor bo'ladi. Çünkü bilip durup oşenge ozun razı ekerliğine izhar kılıp koyuyabdi. Bu neresi mümkün emez. Evvela koygan adam, mihmanını çakırgan adam, yani mezban katta hıyanat kılgen boladı. Mihmanını çakırıp durup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, fel yukrimu dayfahu" degeller. Kim Allah ve kıyamet günü, yani ahiret günü iman keltirse, mihmanını ikram kılsın degeller. Mehmonni ikrom qilishlik shariat ahkomlariga muvofiq holatda mezbonlik mas'uliyatini bajarish bo'ladi. Shariatga xilof bo'lgan xatti-harakat yoki dasturxonga tortiq qilingan narsalar bo'lsa, unda mezbon o'zining huquqlarini, o'zining vazifasini, o'zining mas'uliyatini ado etmasdan unga xiyonat qilgan bo'ladi. Mehmonlarga harom narsani tortiq qilganligi uchun gunohkor bo'ladi va unga rozi bo'lgan mehmonlar ham günahkar bu kalışadı. Karaka Sure-i İsra'da Estaizu'l-Lah 71. ayeti Yevme nad'u kulle unasim bi imamihim ayet geliyordu. İmam degende kimler üçünde? Bu ayeti kerimede imamdan maksat kitabı. Namay Ağmalı. Her bir insan kıyamet günü de özünü kitabı bilen çakırladı. Namay Ağmalı kursatıladı. Shuning uchun faman utiya kitabahu deyilgan. Kitobi berilsa chap tarafidan, orqa tarafidan, o'ng tarafdan va hokazo kitoblarni berilishi aytilgan. Bu yerdagi imomdan maqsad ham kitob. Kitob. To'g'ri, ba'zi birlar imomi degan so'zlar bor, lekin zaifu. Imomi deganda masjidini imomi, o'zini qavmini imomi, o'zini peshvosi degan ma'no ham bor deydi. U tafsir zaif tafsiru. Bu yerdagi imomdan maqsad har bir insonning o'zini shaxsiy namoyi ag'moli. Ana shu ag'moli bilan chaqiriladi. Va o'sha kitobi bilan sahifama sahifa hisob kitob qilinadi. O'sha haqida gap ketyapti inshaalloh.